AK Parti İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partimizin Hatay Milletvekili sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. Liderlerimizin de bir yanda Doktor Devlet Bahçeli, bir yanda... Ruhları şad olsun. Cumhur İttifakımızın İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyan'ı. Bugün burada sadece bir seçim burası açmıyoruz. Burada olan gönül dostlarımızla birlikte çok daha aydınlık yarınlarımıza ulaştıracak siyasi barış, başarı kapılarını da açıyoruz. Bu coşkunuz ve heyecanınız her şeyi anlatıyor. Allah sizlerden razı olsun. Öncelikle geçmiş dönemde hizmet eden belediye başkanlarımıza ve şu anda görev yapan İskenderun Belediye Başkanı Sayın Seyfi Dingil'e vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kim taş üstüne taş koymuş ise kendilerine binlerce teşekkürler. Onun izniyle bu görevi bize nasip olursa gönül belediyeciliği de şehrin her noktasına kazandıracağız. Kıymetli İskenderunlular, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. 31 Mart 2019 idari seçimlerde gönül belediyeciliği düsturu ışığında hazırlanan 11 madde ile halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Bu 11 madde bizim yol haritamız, ilkemiz ve rehberimizdir. Buradan ilan ediyorum. Tasarruf ve şeffaflık bizim rehberimiz olacak. Bu ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Her faaliyetimizi halkın gözü önünde, her bilgiyi, belgeyi erişimin açık olduğu bir yönetimle yöneteceğiz. Belediyemizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka uygun davranacağız. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. İstismara açık ihale ve imar değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Çukursuz, asfaltlı ve kaldırımı tamamlanmış tertemiz bir İskenderun için her çözümü teşvik edeceğiz. İskenderun'a daha güzel yarınlarına ulaşması adına üzerime düşen her türlü çalışmaya yapmaya hazırım. Bu konuda çok şanslıyım. Hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız her zaman yanımızda olacak. Onların desteğiyle İskenderun'da görev süremiz içerisinde her geçen gün daha güzel yarınlara taşıyacağıma inanıyorum. Aziz kardeşlerim, İskenderun değişmek istiyor. İskenderun kaynaklarını iyi kullanarak değişimi yaşamak istiyor. Kıskanan değil,
kıskanılan bir şehir olmak istiyor. Sen devlet, sen millet, başbakan. Tüm Türkiye'ye İskenderun'un ve Cumhur İttifakı'nın sesini duyuracak büyük bir başarıya imza atacağız. Evet. İskenderun'un ufkunu birlikte aydınlatacağız. İnşallah. İskenderun'a şimdi olduğu gibi her gelişimde müjdeler getiren milletvekillerimizle birlikte bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Ben İskenderunluyum. İskenderunlu olmaktan gurur duyuyorum. Ve memleketimizin imarı, inşası ve ihyası için gece gündüz demeden çalışacağız. İskenderunlu hemşehrilerimize güveniyoruz. İskenderunumuza güveniyoruz. Sizlerle yürümekten gurur duyuyoruz. Sahadaki ziyaretlerimiz halkımız tarafından güzel bir şekilde karşılanıyor. Halkımızda ciddi bir heyecan olduğunu görüyoruz. AK Parti farkıyla İskenderun sorunlarını en küçük ayrıntısına kadar inceleyerek projelerimizi yapıyoruz. Çok ciddi ve İskenderun'a mesafe katacak, kat ettirecek dokunuşlarla projeler hazırlıyoruz. İskenderun'a hizmeti halkın ayına götüren, halkın dayak izlerini değerlendirip bunları halka hizmet olarak dönüştürecek bir gönül belediyeciliği kazandıracağız. Çalışan herkes bizim için çok kıymetlidir. Biz de İskenderun'umuzun yönetiminde toplumsal hassasiyetleri bulunan tüm kardeşlerimizin söz sahibi olmasını taraftarıyız. Bu güzel günde, bu coşkulu günde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, dava arkadaşımız, Cumhur İttifakı yürekli adaylarımız ile birlikte heyecanımıza ortak olan tüm gönül dostlarımıza, İskenderunlu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Güven İnatı, Fatih Tosyalı. Cumhur İttifakımızın İskenderun Belediye Başkan Adayı Sayın Fatih Tosyalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler. Efendim şimdi de seçildiği günden bu yana İskenderun. Önce Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Allah onlardan razı olsun. Dün ayrı ayrı çalışıyorduk. Bugün bir kademe daha bunu ileriye taşıdık. Bugün Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teşkilatları her ilçede beraber çalışıyorlar. İnşallah bu birliktelik önümüzdeki seçimlerde de devam edecek. Sayın Erdoğan bunun müjdesini verdi. Bir hafta önce Antalya'da katıldığı toplantıda bu ittifak seçime kadar değil mezara kadardır dedi. 1991 senesinde merhum Necmettin Erbakan ile merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in gerçekleştirdiği ittifak. Evet, alkışlar yükseliyor. Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ortaya koydukları bu güçlü, yerli ve milli güzergahı ilelebet, devlet ebed müddet yaşatsın, daim eylesin inşallah. Ve yine Antakya için, Belen için, Rehalı için, Kırıkhan için sıraladığı projelerin hiçbirini yapamamış. Şurada şehrimizi 14 ay esir ederek herkesin kendilerinin alışık olduğu trafik yönlerini hunharca, ben bilirim, ben yaparım, kimseye sormama gerek yok diyerek kibirli bir şekilde değiştirdi. 13-14 ay süren şu projeyi de 80 milyonla başlayarak keşif artışlarıyla bunları konuşacağız, bu rakamları bilecek millet. 130 küsur milyona tamamladı. İbrahim Güler'i belediye başkanı olsaydı bu battı çıktı böyle yapılmaz.
İskender onun trafiğini rahatlatacak şekilde yapılır. 50 günde yapılır. 70 milyona da bitirilir. Delil mi istiyorsunuz? Delil mi istiyorsunuz? İşte üretken belediyeciliğin örnekleri, işte AK Belediyeciliğin örnekleri. Vekilim, evet, Eminem bir bana verdi vekaleti. 2 senedir suyu diyor, verdiğimiz halde bağlamadı diyor. Daha neler var yapmadıkları. Sayın Lütfü Kaşıkçı ile beraber seçildik, nasip oldu. Vekillerimizle beraber Ankara'ya gittik. Döndük, seçmenlerimizle buluştuk yazın. 45 gün, 50 gün sonra meclis açıldı, tekrar gittik. Gittiğimizde Orhan Kavşağı'nda bir değişiklikle karşılaştık. Kepekli mevkiine battı çıktı yapılmıştı, şunun gibi. Biz burada 40 gün sizlerle beraberken Ankara Büyükşehir Belediyesi 40 günde Kepekli mevkiine 14 ayda bitirilenin bir benzerini 60 milyona yaparak Ankara'lara hediye etti. İşte belediyecilik budur. Belediyecilik böyle. Önümüzdeki süreçte değerli arkadaşlar, önümüzdeki süreçte hep birlikte memleket diyeceğiz. Hep birlikte İskenderun diyeceğiz. Biz devletimiz için yaşarız. Biz milletimiz için yaşarız. Biz vatanımız için yaşarız. Biz bayrağımız için yaşarız. İş hayatında da böyleyiz. Öğretmenken de böyleydik. Siyasette de böyleyiz. Allah nasip ederse, Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı Rabbim nasip ederse, yine devletimiz diyeceğiz, milletimiz diyeceğiz, bayrağımız diyeceğiz, vatanımız diyeceğiz, devletin bütçesini çarçur ettirmeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Neymiş? 4 ayda bunu İskenderun görecek. Battı çıktı kocaman. İsmail Kimyacı Başkanımın tabiriyle İskenderun'un karnı yarın gibi yardı geçti. Bomboş şu anda. Allah nasip edersin. Bu sene içerisinde, birkaç ay içerisinde, 20 gün önce Ulaştırma Bakanımız geldiğinde bu müjdeyi vermişti. Otoban Erzin gişelerinde bitiyor ve İskenderun'a, Bayas'a, 4 yola, Erzin'e çevre yolu oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. İskenderun'umuzun adayları, belediye başkanımız sizleri saygıyla sevgili selamlarken, il başkanımızı, milletvekillerimizi, İttifakımızın başta İskenderun olmak üzere tüm Hatay'ımıza hayırlı olması temennilerinde bulunarak, işte Cumhur İttifakı'nda Hatay mimarları 31 Mart'ın inşallah fatihleri sizleri selamlıyor. Alkışlarınız Cumhur İttifakımızın birbirinden değerli deferleri için. Sağ olun İskenderun. Teşekkür.